Anda şudur şeyde bir düzenin içerisinden gelenler ancak değiştirebilir. Farklılaşanlar değiştirebilir. Dışarıdakiler değildir. Dışarıdakiler gözlemler. Ve dikkat edin işte bir civciv neyin içinden çıkıyor? Bir yumurtanın. Bunu da çok Zanka'da anlattım. 28 gün mü? Yanlış söyleyebilirim. Civciv yumurtanın içerisinden çıktığında eğer yumurtayı dışarıdan kırarsanız civciv ölür. Civcivin yaşaması için yumurtayı içeriden kırması gerekir. Sedat Peker'i biraz öyle okumak gerekir. Bu liderler siyaseti kullanırken dini de kullanır demesi de bu anlama mı geliyor aslında? Niye? Videoda diyor ya liderler, siyasetçiler dini kullanır. Şimdi Alevilik kısmında oradan bahsediyor. Bu da aynı anlama mı geliyor aslında? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya benim telefon bir gidip geliyor, bir sorunlu. Şimdi şöyle anlatalım. İstersen onu da söyleyeyim. Nedeni şu, hegemonyadır aslında. Devlet, düşün ortada bir devlet var, bir aygıt, bürokrasi kuruyorsunuz. İşte sizin adınıza birilerine yetki veriyorsunuz. Onun sizi yönetmesine tabi oluyorsunuz. Buna niye insanlar kabul etsinler? Hegemonya denilen bir şey var. Hegemonyadır asıl olan. Ya bir devletin içerisinde hegemonyayı kırmadığınız sürece o devletin otoritesini de ortadan kaldıramaz, onu demokratikleştiremezsiniz. Ve kısacası bu hegemonyada dinle, ahlakla, yani hamasetle, ideolojiyle kurulabilir. Siyasetçiler de bu hegemonyanın sürekli medyadır mesela, kilisedir, camidir. İşte Yahudilikte söyle ne hangi şeyin? Sinagog. Sinagogdur. Yani tüm zaten o hegemonyanın kurulmasında din en önemli araçlardan bir tanesidir Ferit.